kişi aramızdan hangimiz kontrol eder? Havanın necesi kim? Hangimiz suyla sihirli oyunlar oynar? Toprağın gücü kimde? Hadi yeter ki birlikte ol. Korkma yok hiç, hiç kimse bizi hiç yıldıramaz. Son savaş. Bin kadar adam, yüzün üzerinde çocuğun yiyecekleri, ihtiyaçları ve onları sıcak tutacak giysileri işgal edilen şehirde kaldı. Ateş yaktıklarında bile duman kamplarının yerini belli edeceğinden yerlerini değiştirmek zorundalar. Ve Phobos'un adamları onları gece gündüz arıyorlar. Taç giyme töreni yarın olacak. Onlara şafaktan önce saldırmalıyız. Bak hala binden fazla adamla bu kadar düz bir bölgede nasıl göze batmadan ilerlenir bilmiyorum. Bu sorunlarınızdan yalnızca biri. Yaşı genç ne olacak Matthew? O sizi gardiyan formundayken görmüştü. Matt'le konuştum. Biraz şoke olmuştu. Tamam diğer dünyayı görünce ödü koptu ama... O da Elyon'u okuldan tanır. Yardım etmek istiyor. Yemek zamanı bayağız. Ah, o şeyi restorana yaklaştırma demiştim. Tamam, tamam. Söz veriyorum. Seninle olamadığım için üzgünüm Bay Huggles. Ben de öyle Bay Huggles. Black Bay Huggles almak. Hayır. O evcil bir hayvan. Tüylü çerez değil. Blank savaş planına yardım etmek ve cici hayvana yakın olmak. Blank bak son aylardaki büyük yardımların için teşekkür ama... ederiz. Birçoğunu sen olmadan yapamazdık. Ama artık biz geçit açabiliyoruz. Yüzleş dostum sen bir savaşçı değilsin. Sen bir çöpçüsün. İyi hurdacı. Senin zarar görmeni istemiyoruz tamam mı? Kalenin altında böyle bir şey olamaması ne kadar yazık. Doğrudan girebilirdik. Belki de bir tane inşa edebilirsiniz. Durun biraz. Belki de yapabilirim. Ordular bu ormanın orada sıkışacaklar. Bu iki geçidin ucunda geçitler olduğunu düşünün. Şuradan girip kalenin yakınından çıkabilirsiniz. Fakat bizim dostumuzun aksine o tüpün içindeyken görünmeyeceksin. Aa, evet. Gitmeliyiz. Ya da aynı dünyanın içindeyken farklı geçitlerden yararlanacağız. Öyleyse ilk geçidin çıkışını nasıl sağlayacağız? Bu şekilde. İki yön arasındaki geçitlerle orduları güven içinde kaleye ulaştıracağız. Anlıyor musunuz? Bay Huggles, sen bir dahisin. Hep uçmakla ilgili rüyalar görürdüm ama bu çok daha iyi. Güçlerin sınırına ulaşmış görünüyor. Yakınların seninle gurur duyacak. Yarınki tören için çok heyecanlıyım. Bu gece uyuyabileceğimden bile emin değilim. Vakit geldi. Tüm istediklerim yapıldı mı? Gölge küreleri! Eğer alçalır ve kaleye doğru giderlerse... ...tam bizim planladığımız alana doğru ilerleyeceklerdir. Corny! İyi değil. Birilerinin mutfağındayız. Durun, ben öyle sanmıyorum. Bu kısımdakini ise üç gün içinde görebileceksiniz. Hey, şu kara ne diyorsunuz ha? Sevil,
3 yatak odası ve göl manzarası. Bu bir model ev. Bu harika, öyle değil mi? Bize yalnızca 12 saat gerekiyor ve Meridyan'a dönecek ikinci bir geçit. Hugon yarığındayız. Bu iyi oldu. Buradan o mutfak sayesinde doğruca kaleye ulaşacağız. Merhaba. Merhaba. Beni korkuttunuz. Beni mi çağırmıştın acaba? Evet, çok üzgünüm Elyon ama yine tahta oturmanı istemek durumundayım. Bu sorun değil. Artık benim gibi bir kız için zorluğu yok. Tatam. Gerçekten yarın için bu kadar hazırlığa gerek var mı? Planlarımızda bazı değişiklikler oldu. Taç giyme töreni yarın değil, aslında bu gece yapılacak. Bu gece mi? Şaka yapıyorsun. Neden? Planlanmış herhangi bir saldırı ihtimalinden seni kurtarmak için tabii. Kurtarmaktan kastın ne? Dünyadayken sana gerçek kaderinin asla tahmin edemeyeceğin bir şey olduğunu söylemiştim. İçinde geçitten geçip saldırıya başlayacağız. Gücümü toplamalıyım. Bence müşteriler için de biraz güç bırak. Daha önce burada hiç yemediğinizi biliyorum ama buraya sık gelen bir arkadaşım var ve ilginç olabilir diye düşündüm. Kalep, içimde çok korkunç ve güçlü bir his var. Elyon'un başı şu an büyük dertte. Bir saniye izin verir misiniz? Tamam Cornelia, tekrar et şimdi. Kötü bir şeyler oluyor. Sanki o beni çağırır gibiydi. Ayrıca Halil'in rüyasını da unutmayın. Ben el yandım ve dev bir tahta tuzağa düşmüştü. Gitmeliyiz. En son acil alarm verdiğinde pantolonunun kopçası koptuğu içindi. Saldırı planını zaten yaptı. Kalep, onu kendim kadar iyi tanırım. Ne zaman ters bir şeyler olsa bunu hep hissetmişimdir. Tamam, gidiyoruz. Gerçekten çok çok üzgünüm. İşte bu. W.I.T.C.H, baba, saldırı için harekete geçmeliyiz. Ne zaman? Şimdi. Cornelia'nın prensesin tehlikede olduğuna dair güçlü hisleri var. Kalep, bu gardiyan kızların hislerini benim için emin. Adamlarım gitmeye hazır.
Adamların neyi tartıştıklarını duydun mu? Tyner, geçen savaşta yaralı kalanlardan biri. O perdenin ötesine geçmiş diyorlar. Onunla konuştum. Gardiyanlar onu iyileştirmiş. Karnını doyurup onu korumuşlar. Bize dünya hakkında söylenenlerin yalan olduğunu söylüyor. Ve prenses var olduğuna göre tahtımızın gerçek varisi o. Phobos değil. Diyor ki, asiler dev bir saldırı planlıyormuş. Hı? Saldırı mı? İyi şanslar eski dostum. Avlayın onları. Bu arada güzel şapka. Ya evet, hepsi bu. Meridian'ın son savaşı başlıyor. Sen de artık gitmelisin. Ben öteki dünyada olacağım. Yani ihtiyacınız olursa. Bu geçit için çok fazlalar. Hareketi tünellerin içinden başlamak zorundayız. Demek Taynar haklıydı. Bekleyin çocuklar. Taynar. Hepsini ikna edemedim. Ama onlara anlattıklarım ve bana olan güvenleri sayesinde sizin dünyanızda dost olmanın Phobos'un emrinde yaşamaktan iyi olduğuna karar verdim. Cephanelik, taht odası, büyük salon. Oralara vardığınızdan emin oluncaya kadar gerekenden fazla ses çıkarmamalısınız, tamam mı? Bayanlar, baylar, taç giyme töreni başlıyor. Sevgili kardeşim, bu kadar hazırlıktan sonra mı seni buraya neden getirdiğimi sanıyorsun? Bilin erkek arkadaşı. Yine merhaba. Sen şu... şu... Lan çak bakalım. Pek sanmıyorum. Rahat ol. O taraf. Yalnızca kayalar beni. Herkes dikkat etsin. Phobos'un tüm iştahı kaçmak üzeredir. Size tavsiyemiz evlerinize gitmeniz. Kaleb, şu an cephane odasındayız ama taht odası çok iyi korunmuş. Orada bir şeyler dönüyor. Elyon orada olmalı. Ve galiba bizi gördüler. Bütün komutanlar dikkat. Burada olduğumuzu biliyorlar. Saldırı başlasın. Tekrarlıyorum. Saldırı başlasın. Asiler mi? Kalenin içindeler mi yani? Bu imkansız. Kimseye görünmeden araziyi geçmeyi nasıl başardılar? Gardiyanlar da burada. Ve işe yaramaz muhafızlarınızdan bazıları onlara katılmış. Ne? O burada değil. Şuna bir bakın. Bu benim rüyamdaki taht. O bir koltuk değil, bir taht. Phobos taç giyme törenine erken başlamış. Aa!
Ben çöpçü olmamak savaşçıyım ben. Nasıl yardım edebilirim? Ne? Sen neden söz ediyorsun? Senin burada ne işin var? Sen bir çocuksun daha. Sen de öyle. Dün dünyanın tehlikede olduğunu söylemiştin. May, hemen benimle gelmelisin. Taynar'ın grubuyla buluşun. Doğruca taht odasına gidin. Popos'u bulmalıyız. Unut gitsin. Onu buldum. Bu da kim? Ne yazık ki o ev sahibi takım. Cornelia, Cornelia, gerçekten çok üzgünüm. Şimdi zırlamayı bırak. Yapacak çok işimiz var. Güçleriniz benimle boy ölçüşemez. Hala içeri nasıl girdiklerini anlamıyorum efendim. Beni son kez başarısız kılıyorsun. İhtiyacım olan bir şey var. Söylerler. Bu kale, yüzlerce muhafız, yaratıkların, yaptığın her şeyi koskoca kötü bir yalana sığdırman. Elveda Phobos, sen asla kardeşim olamazsın. Sen!
biliyor musun? Seni özleyeceğim. Aa, beni özlemene gerek yok. Kendime haftada bir kez senin yeni karene yemeği davet ettim bile. Kötülük bazen güçlenir. Ama daima düşmeye mahkumdur. Pogos'u çok iyi izlemek zorundasın. Gücün tadına varmış bir diktatör iki katı tehlikelidir. Aa, tanrım. Sanırım ailemi restoranda unuttum. Neyse, yeni maceramız ne olacak? Bizim yeni maceramız mı? Frank çok gelecek. Gelecek ne demek? Sen burada yaşıyorsun. Yalnızca yarım gün. Dünyanın da Blank'a ihtiyacı var. Evet, buna hiç şüphe yok Blank. Her şeyin sona erdiğine inanamıyorum. Demek her şey şimdi başlıyor.